Mobilent'in değerli takipçileri, hepinize iyi geceler. Evet, bu aralar videolar konusunda biraz sıkıntılar yaşadık. Bayağıdır balıklarla ilgili video paylaşmıyorum. Bunun sebebi akvaryuma bir takım sıkıntılar yaşadım. Sonra akvaryumu yeniledim. Belli bir dönem rahatsızlığımız falan oldu. Çekilişimizi de yapacaktık. Onu da yapamadık. O konuda da haklısınız. Çekilişle ilgili yeni bir zaman tayin edeceğiz. Mutlaka bir çekiliş yapacağız ve bu çekiliş önceki çekilişlerden çok daha büyük olacak. Bunun sözünü verebilirim. Bir süredir de çekilişi düşünüyordum ama belli sebeplerle işte araya bayram girdi. Ondan sonra sponsorlarımızla da görüşemedik. Bu sebeple de çekilişimizi yapamadık. Ama en kısa sürede çekilişle ilgili bilgi verilecek. Çekilişe katılanların da katılımı kabul edilecek. Eski katılanların, bunlarla alakalı hiçbir sıkıntımız yok. O konuda tamamıyla güvenebilirsiniz. Şimdi büyük akvaryumun önündeyim. Artık akvaryumları düzene soktuk. Yeniliklerimizi yaptık. Büyük akvaryumda çok fazla bir yeniliğim yok. Biraz da ufak blue akaralar ekledim akvaryuma. Şu anda akvaryumun biraz suyunu indirdim gördüğünüz gibi. Yazın mutlaka her hafta su değişimi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Balıkların su şartlarına uyumu gerekiyor. Havalar çok sıcak. Özellikle Muğla bölgesinde olduğumuz için biz havalar çok sıcak. Arada bir balıkları serinletmek gerekiyor. Onları bir uyarmak gerekiyor. Yani soğuk suyla. Biz de bunu yapıyoruz. Böylece balıklar daha sağlıklı olabiliyorlar. Geopagus'larım oldukça büyüdüler. Onları arada bir artemiye ile besliyorum. Arada gökkuşakları ekledik. Tahsin abiden. Oğluma doğum günü hediyesi onlar. Çok şükür hepsi sağlıklı. Bugün bir tane balığımı kaybettim ama bu balığımı kaybettiğim için üzgün değilim arkadaşlar. Çünkü yaşlılıktan dolayı kaybettim. Uzun zamandır yaşlılıktan kaybettiğim yegane balıklardan bir tanesi oldu. Bir cam vatozuydu. Artık yaşlandı. Akvaryumun kuruluşundan beri vardı. Ve bugün itibariyle onu kaybettik. Uzun zaman balık ailemizin bir parçası oldu. Şurada göstereyim. Bakın yeni blue akaralarımız. Bunları yeni daha İzmir'den aldım. Hemen geopaguslar geliyor çünkü red tapajoslar hiçbir zaman doymak bilmiyorlar. Hemen gelip şöyle yaptığım zaman bakın hemen hop toplanıyorlar. Niye? Yemek. Ne kadar yeseler de doymuyorlar maalesef. Öyle bir durumumuz var. İşte akvaryumda musluk suyuna geçmek durumunda kaldım. Denemeler yapıyorum. Musluk suyu veriyorum ama arkadaşlar musluk suyu verirken dikkat etmeniz şey şuradan akıtırken musluk suyunu ip gibi akıtacaksınız. Yani öyle birden musluk suyunu sakın kesinlikle akvaryumuza basmayın. Çünkü bütün kireci içindeki mineralleri de akvaryum içine basıyorsunuz ki balıklar için çok tehlikeli. Ama iplik gibi akıtırsanız suyu balıklara hiçbir zararı olmuyor. Ben de artık su taşımak yerine musluk suyunu içine ip gibi akıtıyorum. Bugün de biraz indirdim suyu ve iplik gibi suyu birazdan akıtacağım içine. O balığımdan sonra en eski balığım şuradaki leopar vatozum. Şöyle göstereyim bakalım onunla bir şey rahatsız ediyor şu anda çöpçü balığı. Panda çöpçü. Şu anda akvaryumumuzda popülasyonumuz oldukça iyi. En son bir 10 tane blue akara ekledim. Onlardan da hiç ölen yok. Hepsi gayet normaller. Bu akvaryumumuz tamamıyla Geopagus akvaryumu oldu ama Geopaguslarla Ramirezleri yaşatmayı bir türlü başaramadım. Geopaguslarla Ramirezler maalesef yaşamıyorlar. Geopaguslar biraz daha büyük ve iri kalıyorlar. Her ne kadar saldırgan olmasalar da Ramirezler Geopaguslarla maalesef yaşamıyor. En fazla yaşayan Bolivyan oluyor. Onun dışında çok fazla hiçbir yani daha doğrusu Blue Ramirezler falan kesinlikle yaşamıyor. Ama onun yerine blue akaraları deneyebilirsiniz. Blue akaralar gerçekten çok keyifli balıklar. Diğer balıklardan farklı olmalarının bir sebebi de blue akaraları sürekli suyun şu yüzünde görebilirsiniz.
Normalde biliyorsunuz bir amperez yukarı çıkmaya başladığı zaman onda bir sorun var demektir. Blue akaralar sürekli yukarıda oluyorlar ama hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Onların da öyle bir dünyası var. Şu anda meraklı gözlerle hepsi geldiler zaten. Gördüğünüz gibi akvaryumumuzda her şey yolunda. Bitkilerimiz de gayet sağlıklı. Balıklarımız da çok şükür sağlıklı. Ve büyük akvaryumumuzda şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdilik son durumu göstermek için çekiyorum bu videoyu. Eğer bir yenilik olursa tekrar sizlerle paylaşacağım. Videoları bayağı geç gönderdik biliyorum ama lütfen bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok güzel yeniliklerle ve sürprizlerle döneceğiz çünkü.